Orsan'da Suriye çalışmaları koordinatör olarak çalışıyorum. İsmim Oytun Orhan. Yıllardır sadece Suriye meselesinin işçi olarak çalışmalarından yazıyorum. Bir de Suriye konusunda bir ders işleyeceğiz, sunum yapacağız. Başlığı görüyorsunuz arkada. Biraz Suriye'nin tarihçesine şöyle kısaca ana geometri taşlarını ele alacak şekilde biraz tarihçesini indireceğiz. Sosyal yapısını incelemeye çalışacağız ki burada da anlatacağım kısımlar günümüzdeki Suriye İç Savaşı'nı anlamak açısından da bize önemli bir veri sağlayacak, taban temel sağlayacak. Son kısımda da biraz Türkiye ile ilişkilere, hem savaş öncesi dönem tarihsel arkadan ama daha çok İç Savaş sonrası Türkiye ile ilişkileri nasıl geliştiğine ilişkin bir sunum yapmaya çalışacak. 2 saat olarak herhalde yayınladık. 1,5 saat. 1,5 saat aralı mı? Ara vererek mi? Yok, ara vermeden 1,5 saat. Ara vermeden yapacaksak, tamam yani ben bir saate yakın o zaman bir sunum yapayım. Çünkü yani Suriye meselesi biraz güncel bir mesele. Umuyorum ki sizlerin sorularınız vardır diye düşünüyorum. Güncele getireceğim, güncelleki duruma ilişkin sizin sorularınız üzerinden biraz soru cevap yapalım. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi başlayacak olursak. Suriye veya işte Şam kelimesi biliyorsunuz Suriye'nin başkenti için belki de dünyada benim gibi tek Şam ifadesini kullanan ülke Türkiye. Şam ifadesi ya da Şam ifadesi biliyorsunuz esasında Suriye'nin başkentini değil bir coğrafyayı ifade ediyor. Ve günümüz devletler açısından baktığımızda Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Irak'ın bir kısmı hatta işte Türkiye'deki Hatay kısmını da Ürdün'ün içine alan bir coğrafyayı ifade eden bir kavram. Bunun dışında Suriye kelimesi esasında daha çok Batı kaynaklarında, Bizans kaynaklarında geçiyor. O da bir coğrafyayı ifade etmek açısından kullanılmış. Tarihsel olarak bakıldığında esasında Suriye diye bir siyasi entite söz konusu değil. Biliyorsunuz ne zaman kuruldu Suriye? Birinci Dünya Savaşı sonrası Fransız mandası. Birazdan onlara değineceğim. Ve sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanması. Günümüz Suriye toprakları diğer Dedaşşam coğrafyasıyla birlikte Osmanlı'nın kontrolüne hangi savaş sonrasında geçiyor? Mercidabık savaşı sonrasında 1517 sonrasında Osmanlı'nın kontrolüne geçiyor ve daha önce biliyorsunuz Şam diyelim işte İslam imparatorluklarına başkentlik yapmış ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri Şam. Böyle bir tarihsel arka planı var ama bir siyasi entite olarak dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar bekleniyor. Osmanlı'nın kontrolü altında yaklaşık 400 yıl kaldıktan sonra Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi. Daha sonra biliyorsunuz Fransız manda dönemi burada başlıyor. 1925-46 sonrası ki günümüz Türkiye-Suriye sınırları da o tarihte 1920 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'yla çizilmiş. Ve o dönemde manda döneminde şu anda arkada görmekte olduğunuz yapılanma Fransa tarafından oluşturuluyor. Bu yapılanma şu açıdan önemli. Günümüz tartışmalarında dediğim gibi biraz arka plan oluşturabilir. Çünkü artık biliyorsunuz İç Savaş sonrası Suriye'nin etnik mezhepsel temelde bölünmesi gibi tartışmalar var. Fransız manda döneminde ilk aşamalarında işte Suriye'nin biraz daha etnik mezhepsel temele göre bölündüğü bir yapılanma görüyorsunuz. Sahil kesiminde yoğun yaşayan Arap Alevilerin bulunduğu bölgeye bir Alevi devleti kuruluyor. O dönemde Lübnan diye bir bağımsız devlet yok. Onlar da yine bu coğrafya içerisinde ait bir yapı olarak, Büyük Lübnan olarak oluşturulmuş. Güneyde bir Dürzi devleti, Şam ve Halep devleti şeklinde bir yapılanma ve ayrı bir statüye sahip İskenderun Sancağı oluşturuluyor. Daha sonrasında biliyorsunuz İskenderun Sancağı, işte Hatay'ın anavatana katılması 1939, orası Türkiye'ye geçtikten sonra kalan bütün bu bölgeler bir araya gelerek Fransız manda yönetimine karşı başlatılan içerideki ayaklanma, direniş hareketi sonrasında bağımsızlığını kazanıyor ama
böyle bir yapılanma söz konusu değil. Bütün bu yapılar bir araya gelerek günümüz Suriye Devleti'ni oluşturuyor. İlk kez Suriye dediğimiz gibi savaşına ya arkadaşlar bir peçeteye ihtiyacım var. Hüzün sağ olasın. Çay verilecek burada. Böylece Suriye Devleti ilk kez uluslararası siyasi tarih açısından karşımıza çıkıyor. Kısaca Suriye'nin tarihine bakacak olursak, Fransız mandası sonrası 46 yılında Suriye'nin bağımsızlığını ilan etmesi sonrasında kısmi bir demokrasi, ülkede seçimler var, meclis var. Birçok siyasi aktör söz konusu meclise giriyorlar. Ancak 1949'a kadar bu kısmi demokrasi dönemi devam ediyor ve 49 sonrasında Orta Doğu'daki genel eğilime paralel olarak Suriye'de de orduyu kontrol eden aktörler siyasi yapıyı da kontrol ediyor ve darbeler dönemi başlıyor 49 sonrasında. Kimi zaman bir yıl içerisinde bir generalin devlet başkanını devirip iktidarı devraldığı, daha sonra bir başka generalin yine devlet başkanını devirdiği çok istikrarsız bir dönemle karşı karşıyayız. Bu süreç içerisinde yükselen Orta Doğu genelinde ve tabii Suriye'de bu işin merkezlerinden bir yükselen Arap milliyetçiliğine paralel olarak Mısır'la birleştiği ve 3 yıl süren bir Birleşik Arap Cumhuriyeti tecrübesi söz konusu. 1958'de Suriye Mısır'la birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni oluşturuyor ve 61'e kadar bu oluşum sürüyor. Bu dönem esasında Baas Partisi'nin veya Arap Milliyetçiliği'nin Suriye'de yükselmeye başladığı dönem. Baas Partisi biliyorsunuz 40'ların sonunda Suriye'de kurulmuş. İki tane kurucusu Mişeref Rak ve Selahattin Biter tarafından kurulan Arap Milliyetçiliği, Arapların Birliği'ni esas alan bir parti. Yavaş yavaş Suriye iç politikasında da yükselmeye başladığını görüyoruz. Ve ilk iktidara gelişi Baas Partisi'nin Suriye'de 1963 yılı. Tam anlamıyla sistemi kontrol edemese de artık sistemin en güçlü aktörü olarak 1963 yılında Suriye'de iktidara geliyor. Ve bundan sonra Baas için bir güç mücadelesi, bir iktidar mücadelesi başlıyor. Tabii bu Baas için güç mücadelesinin bir mezhepsel, dinsel boyutu var. Kısaca ona değineyim isterseniz. Ki bu yine günümüzü anlamak açısından son derece önemli. Fransız manda döneminde Fransa çoğunluk Sünni Arap nüfusa karşılık azınlıkları biraz daha ön plana çıkaran, Sünnileri biraz daha dengelemeye dayalı bir politika takip ediyor. Ve güvenlik bürokrasi içerisinde büyük ölçüde azınlıkların kontrol sahibi olduğu bir yapı inşa ediyor. İşte burada sadece Arap Aleviler yok, işte Hristiyanlar, Dürziler, İsmaililer, Şiiler, bütün bu unsurlar Suriye'deki güvenlik yapılanmasında çok etkili bir konuma getiriliyor. 63 yılı esasında bu Baas'ın iktidara gelişi veya ordunun Suriye siyaseti üzerindeki bu etkin konumu bu azınlık gruplarının çoğunluk Sünnilere karşı bir ittifakı sonrasında ortaya çıkıyor. Ama 63 yılından sonra Baas'ın iktidara gelmesi sonrasında bu klikler arasında bir mücadele, güç mücadelesi ortaya çıkıyor. Bu konuda size kaynak olarak İşte Nicolas Mandel'in Suriye'de İktidar Mücadelesi kitabını tavsiye ederim. O farklı kliklerin kendi arasındaki güç mücadelelerini ve Arap Alevilerin en sonunda 66'da kendi aralarındaki bir darbesi ve 70 yılında yine kendi içlerindeki darbesi sonrasında nasıl Arap Alevilerin diğer azınlık kesimleri tasfiye ederek Suriye'de iktidarı büyük ölçüde kontrol ettiğini okuyabilirsiniz. 66 yılında İşte Sabah Cedid ve Hafize Sad'ın lideri olduğu yapı önce iktidarı değiştiriyor. Daha sonra 70 yılında Hafize Sad, Arap Aleviler içerisindeki diğer rakibi olan Sabah Cedid'i tasfiye ederek 70 yılında kontrolü tamamen ele geçiriyor arkadaşlar. Evet, ben de okumuyorum. Bu kendisi sızdırıyor. Yok, şu peçeteye koyarım, bir şey olmazsa o sızdırıyor. Tamam.
Evet, şu anki lider Beşer Esad'ın babası biliyorsunuz. Ortadoğu siyasetinin de tanınmış önemli figürlerinden Hafız Esad, 1970 yılında gerçekleştirdiği kansız bir iç darbeyle Suriye'de iktidarı ele geçirdi. Ve iyi ya da kötü, yani buna hiç girmeyeceğiz. 70 öncesinde büyük ölçüde istikrarsızlıklarla boğuşan, kısmi olarak istikrarsızlıklarla mücadele eden Suriye'ye istikrarı getirdiğini, içerideki gücü büyük ölçüde konsolide ettiğini, içerideki konsolidasyona bağlı olarak yavaş yavaş bölgesel güç mücadelesinin bir alanı olmaktan ziyade dışarıya güç enjekte edebilen ve bölgenin önemli aktörlerinden biri haline gelen bir ülke haline getiriyor. Dediğim gibi bunu bir hani olumlu ya da olumlandırmak anlamında söylemiyorum. Bir uluslararası ilişkiler gerçekliği açısından Hafız Esad sonrasında Suriye'nin bölgede göz ardı edilemez bir ülke olduğunu görmeye başlayacağız. Birazdan ona değineceğim. Bu konudaki Hafız Esad'ın kullandığı araçlar neydi? Bunların meşruluğu da çok tartışmalı. Ama sonuçta bunu başarıyor. 1971 yılında resmi olarak anayasanın da kabulüyle Hafız Esad iktidarı kuruluyor. Daha sonra 73 yılında günümüzde anayasasının da büyük ölçüde temelini oluşturan anayasa kabul ediliyor ve Hafız Esad devlet başkanı seçiliyor. O dönemde oluşturulan siyasi yapı halen varlığını koruyor arkadaşlar. Nedir bu yapı? Bütün gücün büyük ölçüde devlet başkanı etrafında şekillendiği, gücün merkeziyleştiği, otoritenin devlet başkanı etrafında merkeziyleştiği bir yapı. Hem siyasi yapıyı kontrol ediyor, gerektiğinde meclisi feshetme, bakanlar kurulunun feshetme yetkisi var. Diğer taraftan işte başkomutan sıfatıyla istediği zaman atamaları gerçekleştiren, istediğini tasfiye edip istediğini getirebildiği bir gücü, imkanı devlet başkanı eline geçiriyor. Bu tam anlamıyla siyaset bilimi açısından bakıldığında otoriter, totaliter bir yapılanma. Diğer taraftan tabii bu yapıya biraz daha demokratik bir görünüm kazandırmak açısından bir meclis oluşturulmuş, bir bakanlar kurulu var. Bu meclise baktığınızda 250 sandalyeli bir halk meclisi oluşturulduğunu görüyorsunuz ama bu meclisin de otoriter yapısını anlamak açısından yine çarpıcı bir veri. Anayasal olarak Bağız Partisi'nin meclisteki bu 250 sandalyeli meclisteki çoğunluğu kota sistemiyle garanti altına alınmış durumda. 135 sandalye ne olursa olsun Bağız Partisi'ne ayrılmış durumda. Dolayısıyla her halükarda çoğunluğu elde ediyor Bağız Partisi. Bunun dışında birçok parti tabii siyasi örgütlenme yasaklanmış, izin verilmiyor. Rejimin çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmeyi kabullenen, rejimin izin verdiği, daha çok sol seküler Arap milliyetçi ideolojiyi esas alan bazı küçük partiler de yine mecliste temsil edilme hakkı tanınıyor. Bütün bunlar toplamı da 7 parti, Ulusal İlerici Cephe adı altında bazı partisiyle birlikte faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yine siyaset bilimi açısından esasında tam anlamıyla nepotizm olarak tanımlanan, sadece sadakate bağlı olarak iktidarın şekillendiği ve konumların, pozisyonların sadakate bağlı olarak dağıtıldığı bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Peki bu sadakati belirleyici unsur ne arkadaşlar o dönemde? Daha çok mezhepsel bağ da deneyelim. Kimi zaman Hafız Esad kendi mezhebine dahi güvenmiyor. Kendi bölgesinden, kendi doğduğu bölgeden veya aşiretinden olan insanlara güveniyor. Daha ikinci çemberde Arap Alevilerin olduğu ama üçüncü çembere baktığımızda sadece Arap Aleviler değil, sadakatine güvenilen bütün unsurlar, diğer azınlık grupları ve Sünniler de dahil olmak üzere iktidar yapılanması içerisinde rol aldığı, esasın sadakat olduğu bir yapılanma söz konusu. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman kritik konumlar özellikle güvenlik yapılanması içerisinde
Araba evler dışındaki kesilere teslim edilmiyor. Çarpıcı bir veri olarak anlamanız açısından Suriye'deki pilotların halen de öyledir. %90'ı Arap Alevilerden oluşturuyor. Yani hava kuvvetlerini kesinlikle çok fazla güvenciler. Burayı %100 güvenlikleri kesimlere teslim etmişler. Peki bu otoriter yapılanma karşısında bir başkaldırı harekatı, bir tepki, toplumsal tepki söz konusu mu? Müslüman Kardeşler Hareketi. Müslüman Kardeşler Hareketi'ni biliyorsunuz, dersi aldınız mı bilmiyorum. 1920'lerin sonunda 28'de kurulmuş bir hareket. Ama yine sadece Mısır merkezli işte veya hemen bir Arap devleti merkezli değil, bütün Arap ülkelerinde kolları olan, Suriye'de de çok etkili olmasa da etkili olan bir hareket. 70'lerde bu iktidara karşı bir başkaldırı harekatı başlatıyor. Ama Müslüman Kardeşler Hareketi'nin genel deneyiminden farklı olarak Suriye'de biraz daha şiddete yönelmiş bir hareket. 70'lerde çok fazla sayıda Arap Alevi subay Müslüman Kardeşler Hareketi tarafından hedef alınıyor ve bir terör örgütü olarak kabul ediliyor. En son 1982 yılında birçoğunuzun bildiği belki Hama katliamı. Birçok kaynakta 20 bin, 30-40 bin lira varan rakamlar söyleniyor. Rejim ordusunun Hama'ya girmesi, sivil ve Müslüman Kardeşler üyesi birçok insanın katletmesiyle birlikte bu hareket, bu tek rejime karşı başkaldırı harekatı da ortadan kaldırıldı ve sonrasında, 82 sonrasında bu harekatın bütün unsurları ya öldürüldü ya da ülke dışında faaliyet göstermek zorunda kaldı Türkiye'de veya Batı şehirlerinde. Evet, biraz sosyal yapıya, demografik yapıya bakacak olursak arkadaşlar, burada tabii ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama bu daha çok dinsel yapı, bu etnik yapı olarak baktığımızda Suriye'de etnik gruplar tabii Araplar büyük çoğunluğu teşkil ediyor. Etnik azınlık olarak karşımıza bir Kürtler, ki yukarıda bu yeşille gördüğümüz bölgeler. Bu arada bu dağılıkları gösteren haritaların hiçbiri tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor ama benim bulabildiğim en gerçeğe yakın haritalardan biri olduğu için bunu koydum. Yeşille gözüken kesimde etnik azınlık olarak Kürtlerin yaşadığını görüyoruz. Kürtler ki iç savaş öncesinde Suriye nüfusu 23 milyondu. %8, %9'luk bir orana sahip. Bunların büyük çoğunluğu da esasında başkent Şam ve diğer büyük şehir olan Halep'te yaşıyor göç nedeniyle. Ama tarihsel yerleşim bölgeleri Afrin, şu anda da bildiğiniz kuzeybatıda Hatay sınırına yer alan Afrin. Onun dışında Kobane olarak veya aynı Arap resmi adı ama Kobane olarak artık yerleşti. Daha çok ortada yer alan yerleşim, onun çevresindeki yerleşimler ve burada Türkiye sınırının karşısında yer alan Kamışlı olarak bildiğimiz çevresindeki Kürt yerleşimleri esasında 3 tane küçük cephe. Afrin, Kobane ve Kamışlı merkezi ve Türkiye sınırı boyunca uzanmış bir tarihsel Kürt yerleşimi söz konusu. Ve Türkiye Kürtlüğünün devamı esasında. Bir şey mi soruyorsun? Hocam Haseke ve Deir ez-Zor'da yok mu? Deir ez-Zor'da yok, Haseke'de var. Haseke'de. Zaten haritada bakarsan Haseke'ye kadar uzanıyor esasında. Haseke'de ama azınlıklar tabii. %30 civarında, şehir merkezinde %30, %40 civarında Kürt nüfus var göçle birlikte. Ama tarihsel yerleşim alanı dediğim gibi daha çok Türkiye Kürtlüğü'nün, Türkiye'deki sınır hattının karşısında. Akrabalar zaten gittiğimizde de, işte yani Kobane dediğimiz esasında bizim Suruç'un devamı, o sınırın 1920 anlaşmasıyla çizilmesi sonrasında ortadan bölünmüş bir yerleşim. Dolayısıyla akrabalık ilişkileri, aşiretsel ilişkiler, siyasi ekonomik ilişkiler Türkiye Kürtlüğü, Irak'ta, Suriye Kürtlüğü arasında son derece yakın. Diğer etnik azınlık grubu Türkmenler. Türkmenler burada yani şu mor rengi oluyor herhalde veya mavi, bu bölgede gördüğünüz Türkmenlerin yaşadığını görüyoruz. Türkmenler de
Esasında buranın, hatta Anadolu'dan önce Türkmen göçleri buraya başlamış, Anadolu'dan önce Türkleşen bölgelerden biri Suriye. Günümüzde temel olarak bayır bucak, yani Hatay'ın güneyinde kalan, Suriye'nin Laski vilayetinin kuzeyindeki bölgede yaşayan Türkmenler ve Halep Türkmenleri, şu anki Fırat Kalkanı bölgesi esasında büyük ölçüde. Orada yaşayan Halep Türkmenlerinin olduğunu görüyoruz ama bunun dışında işte Şam'da Golan Türkmenleri, işte Rakka'da yine Rakka Türkmenleri, Hama, Humus'ta Suriye'nin geneline yayılmış şekilde Türkmenlerin var olduğunu görüyoruz ama daha çok Halep ve Bayır Bucağı'nın Türkiye'de yakın olması itibariyle öne çıktığını söyleyebiliriz ki Türkmenler Anadolu Türkçesine, Suriye Türkmenleri Anadolu Türkçesine en yakın konuşan kesimi oluşturuyor. Tabii birçoğu Araplaşmış, kendi iddiaları ki biz de bu konuda bir rapor yayınladık, işte 2-3 milyon lira kadar rakamlar ifade ediliyor ama gerçek rakamı bu konuda sağ araştırması yapmadığınız için vermek zor ama yani 600-700 binlerin üzerinde bir Türkmen nüfusunun olduğunu söylemek mümkün. Esasında etnik anlamda daha homojen bir yapıya sahip Suriye toplumu ama dinsel açıdan bakıldığında çok heterojen bir yapı. Çünkü bu Araplar kendi içerisinde işte Müslümanlar, gayrimüslimler olarak ayrılıyor. Müslümanlar kendi içerisinde aynen Lübnan'da olduğu gibi farklı mezheplere ayrılmış. Hristiyanlar aynı şekilde farklı mezheplere ayrılmış durumda. Ama %55-60 civarında Sünni Müslümanlar Suriye toplumunun en geniş kesimini temsil ediyor. Bunun dışında turuncu renkte gördüğünüz kıyı şeridinde yaşayan, büyük ölçüde orada yoğunlaşmışlar, Arap-Alevi nüfusun olduğunu görüyorsunuz ki iç savaş öncesinde %12-14 arası bir orana sahiplerdi. Bunun dışında Hristiyanlar belli bir coğrafyada olduklarını söylemek güç ama daha çok Suriye'nin batısı, Lübnan'a yakın kesimlerde yoğunlaşmışlar ama burada gösterilmiyor. Mesela Haseke'de de, Türkiye sınırı boyunca da birçok Süryani, Kervani, işte Türkiye'den zamanında da göç etmiş toplumların olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bu İran'daki Caferiler, 12 imamcılar olarak bilinen Şiilerin de %1 oranında bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Dürziler ülkenin güneyinde, mor renkli Süveyde vilayeti, Dera bölgesinde yaşayan bir Dürzi toplumu var. Bunların da %3-%4'lük bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Tabii Hristiyanların kendi içindeki ayrışımlara girmiyorum, onların farklı mezhepleri var ama tek bir cephe olarak onları da değerlendiriyoruz. Son derece heterojen bir yapıya sahip Suriye'deki toplumsal yapı, özellikle dini açıdan. İç savaş öncesi siyasal ve ekonomik yapıya bakacak olursak, bu resim tabii Suriye'deki bu iktidar yapılanmasını gayet güzel yansıtan bir resim. Büyük ölçüde güvenlik devleti ve ordu istihbarat birimlerinin karar alma süreçlerinde çok daha etkili olduğu, siyasi yapıda daha ön planda olan kesimlerden ziyade bu devlet başkanına daha yakın olan bu güvenlik bürokrasinin üst düzey isimlerinin ve tarihsel rolü olan Hafsesat döneminden gelme bazı ailelerin bu karar alma süreçlerinde daha etkili olduğunu gördüğümüz bir yapı. Bu grafik güç piramidini gösteriyor bence gayet güzel bir şekilde. Ben bunu başka yabancı bir kaynaktan alıp Türkçeleştirdim. Tepede gördüğünüz üzere devlet başkanı gücü büyük ölçüde elinde bulunduruyor. Onun altında normalde olması gerektiğinin aksine devlet başkanının çevresinde yer alan işte danışmanları ve askeri sivil güvenlik birimleri ve istihbaratın tepesinde yer alan isimlerin karar alma sürecinde etkili olduğu bir yapılanma. Esasında etkili olması gereken işte meclis gibi, siyasal partiler gibi unsurların biraz daha bu güç piramidinin altında yer aldığını görüyoruz ki bu partiler de tabii ki başta bahsettiğim gibi rejimin çizdiği sınırlar içerisinde hareket eden partiler, meclis ve hükümet.
hükümet esaslı işin görünen yüzü ama güç piramidinin baktığınızda en altında yer alıyor. Yine bu iç savaş öncesi aldığı bir grafikle yine Türkçeleştirdiğimiz. Burada hem iktidar yapılanmasında gücün nasıl dağıldığını görüyorsunuz hem de etnik mezhepsel dağılımın ne kadar etkili olduğunu burada göstermesi açısından önemli. Şimdi tabii orada Nusayri ifadesi kullanılmış. Orada Suriye'de bu ifadeyi çok hoş karşılamıyor. Arap Alevi ifadesini tercih ediyorlar ama tarihsel olarak Nusayri esasında merkezinde devlet başkanının yer aldığını görüyorsunuz. Sol üstte güvenlik ve istihbarat birimleri, işte Asım Şevket savaş sonrası bir saldırı sonrası hayatını kaybetti. O da mesela Beşer Esad'ın kız kardeşinin eşi, Suriye rejiminin en güçlü isimlerinden biriydi. İşte askeri güvenlik yapılanmasına bakıyorsunuz. En tepede yine Nusayri isimler, Arap Alevi isimler yer alıyor. Beşer Esad'ın kardeşi Mahir Esad diye ülkenin en güçlü devrim muhafızlarının başında yer alan asker olarak yer alıyor. Siyasi alana alta baktığınızda, siyasal kesime baktığınızda bu sefer sadece Arap Alevilerin değil, farklı kesimlerin de temsil edildiği bir yapılanma mecliste, hükümet içerisinde işte Sünni Araplar, Hristiyanlar, Dürziler, İsmaililerin yer aldığı yapılanmayla karşı karşıyayız. Sağ üstte de ekonomik elitler, seçkinler, en tepede yer alan. Bu yapının da esasında en tepesinde yine Esad ailesi yer alıyor. Maluf ailesi, Beşer Esad'ın anne tarafından kuzeninin, Rami Maluf'un başında olduğu grup, holding, Suriye'nin bütün stratejik sektörlerini kontrol ediyor, en güçlü aile konumunda. Bunlar en çarpıcı örnekler olduğu için verdim ama aynı şekilde yine bunların devamları güvenlik yapılanmasında ve ekonomik yapılanmada etkili. Mesela işte Mustafa Talas vardır, çok uzun yıllar savunma bakanlığı yapmıştır. Oğlu ekonomik alanda ülkenin en aktif isimlerinden biri, ülkenin en zenginlerinden biri. Yani ekonomik yapıyla siyasi yapının çok iç içe geçtiği ve ülkenin zaten sınırlı olan kaynaklarını ki Suriye bildiğiniz gibi diğer körfez ülkeleri gibi çok zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip bir var ama çok yoğun değil. Sınırlı olan kaynakları büyük ölçüde sömürdüğü bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Biraz bahsetmiştim hani 70 sonrası istikrar oluşturulması ve bölgenin göz ardı edilemeyen bir ülkesi haline gelmesi Suriye'nin. Bu anlamda tabii Hafız Esad'ın rolünü göz ardı etmemek gerekiyor. Amerika'nın işte efsanevi Dışişleri Bakanı, hepiniz muhtemelen biliyorsunuzdur, Henry Kissinger, onun bir sözü var. Hafız Esad'ın iktidarda olduğu dönemlerde ifade ettiği. Orta Doğu'da Mısır'sız savaş, Suriye'siz barış olmaz diyor. Burada söylemek istediği tabii Suriye'nin esasında çok büyük bir askeri güç olamayacağı, olmadığı, onun üzerinden bir bölgede düzen kurmanın mümkün olmadığı, buna karşılık Suriye'nin, Hafız Esad'ın dış politikada çok özellikle terörizmi, birazdan bahsedeceğim, çok etkili bir dış politika aracı olarak kullanmasıyla birlikte bölgede istikrarı istediği anda sarsabilecek, sabote edebilecek bir rolü olması. İşte bir kitapta okumuştum, hep şöyle söyleyeyim, yani Suriye gerektiğinde hem fundakçı, yani ateşi çıkaran, aynı zamanda da itfaiye oluyor. Yani sorunun hem kaynağı ama aynı zamanda o sorunu çözebilecek aktör olarak kendini ön plana çıkarıp bölgenin önemli aktörlerinden biri olmayı başarabilmiş. Bu anlamda da terörizmi çok etkili olarak kullanıyor. Şöyle birkaç başlık verdim. İşte Lübnan meselesi, yani Suriye'nin önemini anlayabilmek açısından. Orta Doğu'daki bütün kriz alanlarını düşünün arkadaşlar. Evet. Yani bütün kriz alanlarını düşünecek olursak, mesela ne var? Lübnan. Önemli bölgedeki kriz alanlarından biri. Lübnan dediğinizde Suriye'den ayırmanız çok fazla mümkün değil. Yani Suriye zaten şöyle coğrafi olarak baktığınızda Suriye'nin bir parçası ki Suriye
bu Fransız mandası sonrası dönemde Lübnan'ın kendisinden ayrılmasını hiçbir zaman kabullenmedi. Kendisini bir parçası olarak kabul etti. Ekonomik, sosyal ilişkiler, etkileşim son derece fazla. Lübnan içerisinde çok fazla proksisi, vekili olan bir ülke. Dolayısıyla Lübnan'daki en etkili ülke, ki Lübnan'da biliyorsunuz Orta Doğu'nun işte bir minyatürü denir bölgedeki krizlerin veya güç mücadelesinin bir sahnesi, oyun alanı olarak ifade edilir. En etkili aktörlerden biri Suriye, ki 1975'te başlayan Lübnan İç Savaşı, biliyorsunuzdur Lübnan dersi aldınız mı bilmiyorum ama alırsanız orada detaylı anlatılır. O iç savaş sonrasında Suriye'nin bölgesel ve küresel güçlerin de onayı ve desteğiyle Suriye Savaşı'nın müdahalesi 30 bin askeriyle ve ne zamana kadar Suriye askerleri bilen var mı? Lübnan'da kalmaya devam etti. Evet, Hariri doğru. Refik Hariri suikastin 2005 yılında Hariri öldürülene kadar Suriye'de Lübnan'da Suriye askerleri hakimdi. Bu dönem 76-2005 yılına kadar Lübnan yani fiilen yasal olarak bağımsız bir ülke olsa da fiilen büyük ölçüde Suriye denetimi kontrolü altında. Başbakanın, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı seçildiği değil Suriye tarafından atandığı bir durumla karşı karşıyayız. Diğer bir mesele bölgedeki en önemli meselelerden biri İsrail-Filistin. Bu mesele deyince aktörleri sıralayın desem size dış aktörler açısından herhalde hepiniz Suriye'de önemli bir aktör olarak İran'la birlikte sayacaksınız. Yine özellikle Hamas'la diğer Filistin örgütlerle geliştirdiği ilişki sayesinde bu meselede gerektiğinde istikrarı sağlayabilecek, istediği anda da istikrarsızlığı körükleyebilecek bir aktör olabilmeyi başarmış Suriye. Diğer bir mesele mesela Irak, özellikle 2003 Amerikan işgali sonrasında bölgede önemli bir başlık olarak, sorun alanı olarak ortaya çıktı. Bu konuda da baktığımızda yine Suriye son derece etkili. İşte Amerika'ya karşı direniş hareketlerinde Suriye'nin sağlamış olduğu destek çok kritikti. Şii-Sünni kutuplaşması diyoruz yine bölgesindeki güç mücadelesinin önemli pay hatlarından biri. Biraz önce bu Suriye'deki iktidar yapılanmasının mezhepsel boyutundan bahsettim. Hep şu söylenir, Suriye'de bir iktidar değişimi, mevcut iktidarın değişimi gerçekleşecek olursa bölgedeki Şii-Sünni güç dengesinde çok radikal bir değişim olacağı söylenir. Yine o anlamda da baktığınızda bölgedeki Şii-Sünni güç dengesi açısından çok kritik bir ülke olduğunu görüyorsunuz. Yani nihai olarak kısaca şunu söyleyeyim, Lübnan meselesinde işte Hizbullah'la kurduğu özel ilişkiler, belki de bu Suriye'nin gücü kapasitesinin ötesinde güç enjekte edebilmesini en yakınen yaşayan ülkelerden biri olarak biz Türkiye'yiz. Neden? PKK meselesi. Suriye 80'lerin başından itibaren PKK'ya verdiği destek sayesinde, tırnak içerisinde, Türkiye'ye karşı o konvansiyonel anlamda olan zayıflığını, açığını PKK'ya verdiği destek sayesinde kapatmayı başarabildi. Dolayısıyla söylemek istediğim bu Suriye yönetimi Hafız Esad devlet dışı aktörlerle, kimi zaman terör örgütleriyle geliştirdiği ilişki sayesinde bölgede önemli bir aktör olabilmeyi başardı. Hafız Esad biliyorsunuz 2000 yılında hayatını kaybetti. 30 yıl süresince Suriye'nin lideri olabilmeyi başardı. Ve iktidar devretmeden önce zaten oğlu Beşer Esad'ı iktidara hazırlamaya başlamıştı. Esas da birinci tercihi Beşer Esad'ın abisi olan bilen var mı? Basri Esad. Yani pek oradan mı geliyor? Suriyeli misin? Ha? Evet. Ha, nerelisin? Kamışlı. Kamışlı'dan mısın? Tamam. Biliyorsun sen o zaman Kamışlı. Abisi Basri Esad'ı iktidara hazırlamıştı.
Ama geçirdiği bir trafik kazası sonrasında kardeşi Beşer Esad'ı İngiltere'de tıp eğitimi alırken ülkeye geri çağırdı. Daha sonra hızlı bir şekilde önce güvenlik projesi içerisinde yükseldi. Daha sonra da devlet başkanının yaşının 40 olması gerekirken işte yapılan anayasa değişikliğiyle tam da Beşer Esad'ın yaşına çekildi devlet başkanı olma yaşı. Ve Hafız Esad'ın ölümü sonrasında yumuşak bir güç devrimi yaşanarak 2000 yılından sonra oğul Esad iktidara geçti. Beşer Esad iktidara geldiğinde tabii büyük beklentiler oluştu. Ülkede bir işte demokrasi yaşanacağı, bir liberalleşme, özgürlük yaşanacağına ilişkin. Bunun da temel nedeni çok tabii yapısal bir açıklamayla değil, sadece mesela Beşer Esad'ın işte kendisi, eşinin görünümü üzerinden yapılan çok sığ bir analizle işte Beşer Esad'ın İngiltere'de okumuş olması, eşinin yine aynı şekilde görüntüsü üzerinden ülkede işte internete izin verecek ve siyasi alanda bir açılım sağlanacak. Ekonomik anlamda devletçi ekonomiden ziyade daha özel sektörün önünü açan bir süreç yaşanacak beklentisi vardı. Bu hikayeler o dönemde sıklıkla dile getiriliyordu. Beşer Esad ilk yıllarında buna da karşılık verdi. Çok kısmi bir açılım süreci yaşandı. O süreci hatırlıyor musun peki? O bir 2000'ler sonrasında, Beşer Esad sonrasında bir kısmi demokratikleşme süreci yaşandı ve bir hareket, Şam Baharı. Duydun mu? Evet. Birkaç sene gerçekten... Yani bir şeyler oldu. Oldu. Ama ondan sonra bir anda her şey değişti. Evet, şimdi ben de onu söyleyeceğim zaten. Şam Baharı, Damascus Spring olarak ifade edilen bir süreç. Çok kısa süreli, arkadaşın ifade ettiği gibi. Bu sürede işte bazı sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi hareketlenmelere rejim kısmen izin veriyor, kuruluyor. Ama daha sonrasında bu hareketin reformcu, yani radikal devrimci bir hareket değil, rejimin içeriden reform yoluyla dönüştürülmesini savunan bu hareket, rejimin kırmızı çizgilerinin aşılmasıyla birlikte sona erdiriliyor. Büyük baskı uygulanıyor ve bu kısa bahar süreci ortadan kaldırılıyor. Tabii Hariri suikastı biraz önce bahsettik. Bunun yaşanmasıyla birlikte ülkedeki güvenlik kaygıları daha ön plana çıkıyor ve ülkeyi gerçek anlamda yöneten güvenlik bürokrasisi açısından daha uygun bir ortam. Bütün bu reform talepleri rafa kaldırılarak yine güvenlik merkezli bir iç ve dış politika Suriye'de uygulanmaya başlanıyor veya devam ediyor. Bu süreçte tabii birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Özellikle 79 sonrasında Suriye'de İran etkisi çok fazla. İki ülke stratejik müttefik olarak ifade ediliyor. Türkiye üzerinden Suriye'nin biraz daha batıya açılma, uluslararası sisteme entegre olması söz konusu ve biraz İran etkisi bu süreçte dengeleniyor ve Arap Baharı süreci bütün Suriye'deki gelişmeleri kökten değiştiren bir mesele olarak karşımızda. Şimdi izin verirseniz zaten süremizi de yavaş yavaş yaklaşıyoruz dediğim gibi sorularınıza vakit ayırmak istiyorum. İç savaşına biraz kısaca değinelim. İç savaşa kadar getirdik. Muhtemelen dersini aldınız. Tunus'ta başlayan hareketler daha sonra Kuzey Afrika'ya yayıldı ve ilk olarak Suriye'de patlak vermesi Mart 2011 tarihinde. Dera'da birkaç gencin gözaltına alınması ve bunların gözaltındayken işkenceyle öldürülmesi, ailelerine teslim edilmesi ve Dera halkının ayaklanmasıyla başladı. Tabii bu Orta Doğu, Kuzey Afrika genelinde yaşanan o korku eşiğinin aşılmasına paralel Suriye'de de bu gösterilerin bir anda rejim karşıtı kitlesel gösterilere dönüştüğüne şahit olduk. Rejimin bu ayaklanmaları bastırma için kullandığı araç güç, ordu ve güvenlik birimlerinin kullanılması oldu. Bu tabii sonuç vermedi. Tersine hem katılım açısından hem de coğrafi anlamda bu gösterilerin
yayılması, büyümesini, büyümesiyle sonuçlandı. Şam'da, ülkenin kuzeyinde, işte yine Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde bu hareketlerin büyüdüğüne şahit olduk. İlk başta tamamen bir sivil ayaklanma. Daha çok demokrasi, özgürlük, özgür basın, işte refah, adil dağılım talepleriyle ortaya çıkmış ve gerçekten sivil halkın sokaklara döküldüğü bir hareket. Ama daha sonrasında özellikle rejimin bu olayları bastırmak için güç kullanmasına paralel göstericilerin silahlanmaya başladığını gördük. Ve Özgür Suriye Ordusu ki Türkiye'de Hatay'da kuruluşunu ilan eden bir yapı. Bu yapı bir çatı yapılanma, esasında bir düzenli ordu yapılanması değil. Ve bu Özgür Suriye Ordusu'nun iki bileşeni var. Bir Suriye Ordusu'ndan ayrılarak göstericilere ateş açmayı reddeden subaylar, askerler silahlarıyla birlikte ordudan ayrılıyor. Bir ikincisi de siviller, gençler büyük ölçüde silahlanarak bu yapıya eklemleniyorlar ve Özgür Suriye Ordusu Riyad Esad'ın liderliğinde yaklaşık ayaklanmanın başlamasından 7-8 ay sonrasında 2011'in son çeyreğinde kuruluyor. Tabi bu Özgür Suriye Ordusu dediğim gibi çok esasında bütünlüğü olmayan bir yapı. Her şehirde, hatta kasabada veya şehirlerin içerisinde mahallelerde yerel olarak örgütlenmiş gruplar kendilerine bir isim veriyor ve o isimle Özgür Suriye Ordusu'nun bir parçası olduğunu ifade ediyor. Ama genel anlamda bakıldığında bu gruplar arasında ne bir hiyerarşi söz konusu, kimi zaman aralarında ideolojik farklılıklar var, zaman zaman güç mücadeleleri de, rekabet de yaşanıyor. Ama hepsini birleştiren tek bir konu var, o da Esad iktidarının yıkılması, devrilmesi. Ama dediğim gibi bunun altına baktığınızda birçok açıdan farklılaşan gruplar. Tabii bu farklılaşmayı daha da derinleştiren en önemli unsur, destek aldıkları ülkeler. Her grup kendi ideolojisine bağlı olarak farklı ülkelerden, Batı'dan, Körfez'den, Türkiye'den destek alıyor. Bu da tabii aralarındaki birliğin, bütünlüğün sağlanmasının önündeki en önemli engellerden biri. Bu iç savaşın gelişim süreci içerisinde başta ifade ettiğim gibi daha demokrasi talebiyle ortaya çıkmış bir iç savaş. Ama gelişen süreç içerisinde etnik mezhepsel boyutu ne yazık ki daha ön plana çıkıyor. İşte Sünni çoğunluğun Arap Alevi iktidarına karşı bir başkaldırısı. Bu boyut tek boyut olmasa da çok daha görünür hale geliyor. Bunda tabii Suriye yönetiminin de önemli bir payı var. Biraz muhalefeti daha İslami görünürlüğünü arttırmak, radikalleştirmek, en azından İslami demeyelim ama radikalleştirmek açısından özel bir çabası var. Bu etnik mezhepsel boyuta çekmeye çalışıyor Suriye yönetimi ki bu bunun üzerinden kendi meşruiyetini daha da arttırma çabası içerisinde. Çünkü biliyor ki buna çekerse diğer azınlık grupları radikal hareketler korkusuyla kendi etrafında daha seferber olur. Sadece içeride değil, uluslararası anlamda da ki bu anlamda da tırnak içinde söylüyorum başarılı oldu. Uluslararası anlamda da meşruiyetini sağlayabilir düşüncesi var. İşte Arap-Kürt meselesi yine burada daha çok ön plana çıkıyor. İlk başta daha ulusal bir sorun. Suriye içi aktörlerin arasındaki bir güç mücadelesi ama zamanla bölgesel aktörlerin yavaş yavaş müdahil olmaya başladı. Hatta küresel aktörlerin vekiller aracılığıyla dışarıdan verdikleri destekle Suriye Savaşı'na müdahil olmaya başladığı bir iç savaş. Savaş uzadıkça ve merkezi otorite zayıfladıkça bu etki giderek daha fazla artıyor. Günümüzde baktığımızda artık Suriye sorunu tamamen bir küresel sorun haline gelmiş durumda. Sadece aktörlerin kendi arasındaki mücadele değil, hatta birazdan soru cevap kısmında belki daha detaylı tartışırız. Dışarıda, dış aktörlerin kendi aralarında vardıkları anlaşmalar neticesinde ne olacağına karar verildiği bir sorun alanı haline gelmiş durumda. Tamamen bir küresel sorun. Küresel sorun haline dönüşmesinde esasında iki tane önemli unsur var. Var mı aklınıza gelen? Yani Suriye sorununu özellikle Batı açısından kaygıya sebep olmasına neden olan mülteci. Bir mülteci. Kim?
Evet, o da olabilir. Ama ondan öte önemli bir mesele var. İşittiğim oradan anlayın. Yabancı terörist savaşçılar. Yani Bilgay biraz önce, Bilgay Öcü biraz önceki derste bahsetmişti. İşte IŞİD bünyesine biliyorsunuz 100'den fazla ülkeden insan, yani savaşçı, terörist katıldı. Bunların işte kaynak ülkelere dönüp terör saldırıları gerçekleştirmesi, Batı güvenliğini tehdit etmesi meselesi. Yani mülteciler ve yabancı terörist savaşçılar meselesi üzerinden bir küresel soruna dönüşüyor. Hocam peki burada neden analizden hiç bahsetmiyoruz? Yani sonucunda bir Doğu Akdeniz olayı var ki orada bir koridor da yaratabilir, orası da bir yol olabilir yani. Şimdi bu Suriye Savaşı'nı tabii özellikle enerji üzerinden açıklamaya çalışan analizler de var. Ya direkt değil ama şu mesela saydığımız iki olaya ben de katılıyorum. Ama üçüncü maddede eklenebilir bence. Niye düşünüyorsun? Ben çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yani katılıyorum sana, hatta önemli yani şey, benim kişisel şeyim çünkü senin dediğini dikkate alıp bu konuda raporlar yazan, makaleler yazan, Suriye Savaşı'nı bu dediğin enerji mücadelesi, güç mücadelesi, enerji mücadelesi üzerinden açıklamaya çalışan analizler de söz konusu. Ben bunun etkili olabileceğini düşünüyorum ama çok kritik, çok belirleyici olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bunun bir nedeni Suriye'deki enerji kaynaklarının çok sınırlı olması. Düşünüldüğü kadar fazla değil. Yani söylüyoruz işte şimdi işte birazdan bahsedeceğim. YPG işte kontrol ediyor, zamanında IŞİD kontrol ediyordu falan ama bu sadece iç tüketime yeten bir kaynak. Yani aslında tam olarak bahsettiğim senin dediğin enerji hatları mı? Hat olarak aynen öyle. Şimdi hat olarak da denize çıkmaya başlayacak olan bölgede sağlanmaya çalışılan o istikrarlı düzen olsun, oradan çıkabilecek olan yön, yol üzerindeki YPG hattı mı diyorsun? Güzelceki koridoru mu bahsediyorsun? Hayır, hayır. Doğu Akdeniz'e doğru inecek olan, yani nerede? Şu anda Doğu Akdeniz'de bulunmuş olan İsrail taraflarında işte... Ha, Doğu Akdeniz'de? Evet, Doğu Akdeniz'deki... Tamam, Doğu Akdeniz'deki... Tabii, o Rusya açısından önemli. Evet, tabii, yani Rusya'nın bölgeye gelmesinde Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve orası yeni bir oyun alanı olacak, güç mücadelesi olacak. Rusya... Doğu Akdeniz Batı bunun önünü bir şekilde engellemeye çalışacak. Ama senin dediğin doğal yani... Doğu Akdeniz'de bir güç mücadelesi aktörlerin orada bir oyun alanı yine. Bu... İç savaşın çıkmasında etkili bir faktör değil. Evet. Olayın bu boyutlara gelmesinde bence etkili bir faktör değil ama tabii ki aktörlerin Suriye'deki güç mücadelesinde tabii Rusya'nın mesela bu tarz üstüne gelmesi, bütün bunlar senin dediğin faktörle de ilgili. Yani dediğim gibi çok kritik olmadığını düşündüğüm için dillendirmedim ama kesinlikle dikkate alınması gereken bir faktör. Yani senin dediğinin dışında işte şey de söyleniyor. Körfez'deki, özellikle Katar'daki şeylerin, enerji kaynaklarının, doğal gaz kaynaklarının kara üzerinden, Irak üzerinden işte hatta bu bana çok komple teorisi geliyor da kuzeydeki o YPG koridoru üzerinden Doğu Akdeniz'e çıkması gibi bir senaryodan bahsediliyor. İşte Katar'ın bu nedenle bunu desteklediği, Rusya'nın da tam da bu nedenle bu savaşı veya muhaliflere karşı bir pozisyon aldığı gibi senaryolar var ama bana çok şey inandırıcı gelmiyor açıkçası. Hocam, evet. İç savaş kavramı sizce doğru mu? Çünkü tam uyuyor şu anda yani. Sürekli. Şu anda tam doğru. Tam doğru. Olaylardan birkaç ay sonra Amerika dış politikaları Hillary Clinton'dur. Bu kavramı kullanıyordu. O zaman da hiç kimse kullanmıyordu. Syrian Revolution diye kullanıyorlardı. Ama Amerika o kavramı kullanıyordu. Ondan sonra da yani bütün aktörler, en çok aktörler dış aktörlerdi. O yüzden nasıl yani iç savaş oluyor? Şimdi tabii burada olabildiğince akademik çerçevede bir şey sunmaya çalıştığımız için Suriye devrimi dediğinizde bir anlam yüklemiş oluyorsunuz buradaki harekete. Siyaset bilimi açısından baktığımızda burada yaşanan bir iç savaş. Çok klasik anlamda bir iç savaş yaşanıyor. Suriye'nin farklı kesimleri arasında kendi içinde yaşanan tabii ki dış boyutu desteği olmakla birlikte içeride yaşanan bir güç mücadelesinden, silahlı çatışmadan bahsediyorsunuz. Çok klasik anlamda bir iç savaş. Lübnan'daki duruma benzer bir durum.
senin kastettiğini anlıyorum. Sen şunu demek istiyorsun. Esasında burada, ki ben de orada söyledim. Yani ortaya çıkışı esasında demokrasi talepleriyle sivil bir hareket olarak ortaya çıktı. Ama gelişim süreci içerisinde bu bir iç savaşa dönüştü. Belki bir devrim hareketiydi. Mısır'da da bu söylendi, Tunus'ta da. Ama gelişim süreci içerisinde bu ne yazık ki diyeyim. Çok geçerli olmadı. Dış aktörler bu olaylar iç savaşa doğru yönlendiriyor. Doğru. Yani iç dış aktörlerin etkisiyle bu diyorsun devrim hareketi iç savaşa dönüştürüldü diyorsun. Hı, evet. Tamam. Bir nebze katılırım. O %100 katılmam. Yani bunu tabii ki sadece dış faktörlerle açıklamak doğru olmaz. O zaman Suriye muhalefetinin neden bir araya gelmediğini nasıl açıklayacağız? Suriye muhalefetlerde her grup bir farklı bir ülkeden destek alıyor. Tamam işte. Yani o zaman ulusal birliği veya direniş hareketi veya devrimci hareket kendi içinde birlikteliği sağlayamadığı noktada ve kendi aralarında güç mücadelesine girdiğinde başarısızlık oluyor. Bu da tabii esasında karşı tarafın ekmeğine yağ sürüyor. Karşı tarafı bölüyorsun, parçalıyorsun. Mesela yani bir örnek olarak yani vermek gerekirse mesela işte Türkiye'deki kurtuluş mücadelesi başladığında esasında Atatürk ilk başta işgalcilere karşı bir mücadele yürütmüyor. İlk başta yaptığı ulusal kurtuluş mücadelesini tek çatı altında toplamak ve diğer yerel düzeyde örgütlenmiş rakiplerini önce elimine ediyor. Bütünlüğü sağladıktan sonra dış güçlere karşı bir mücadele yürütüyor. Yani mesela yani bunu bir tabii ki buna benzetmek çok doğru olmaz ama öncelikle muhalefet kendi içerisinde o birlikteliği, bütünlüğü sağlayamadı ya da bir yapı diğer yapıları elimine ederek gücü konsolide edemediği için bu sıkıntı yaşandı. Öyle ya da böyle biz nihai sonuca bakarız. Yaşanan bir iç savaş. Ama dediğinde haklısın. Yani kimin rolü var onu tartışırız. Yani rejim mi bunu körükledi? Muhaliflerin kendi içindeki sıkıntılar mı neden oldu? Yoksa Amerika'nın bir oyunu mu bu? Bunu tartışırız ama nihai sonuç bir klasik anlamda iç savaş şu anda yaşanıyor Suriye'de. Evet yani bu bölgesel, küresel bir soruna dönüşmesinden bahsettik. Yabancıları, savaşçıları iç savaşa katılımı. Tabii burada IŞİD'den bahsettik. Yüzden fazla ülke ama birçok farklı grup safında savaşmaya gelen farklı yabancı ülke unsurları var. İşte rejim kanadında Şii milisler, Iraklı milisler, Lübnanlı Hizbullah, Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'ın desteği yönlendirmesiyle, eğitimiyle Suriye Savaşı'na katılan on binlerce yabancı savaşçı militanın olduğunu görüyoruz. El-Kaide saflarında IŞİD'den farklı olarak işte El-Nusra veya diğer bazı Selefi cihatçı örgütler safında savaşan işte Ortadoğu kökenli, Kafkasya kökenli, Orta Asya kökenli savaşçılar var ve yine en çarpıcı örneklerden biri kim var? Aktörleri şöyle bir düşünce konusunda YDG. Evet. Çok çarpıcı bir örnek esasında, çok dillendirilmiyor ama YPG'nin de saflarında büyük çoğunluğun Türkiye kökenli olmak üzere işte Irak'tan hatta ilginç işte o sosyalist kimliği nedeniyle veya radikal İslam'a tırnak içinde karşı savaşmak için dünyanın birçok bölgesinden gelen Batı'dan, Avustralya'dan, Uzak Doğu'dan farklı motivasyonlarla savaşmaya gelen YPG saflarında savaşmaya gelen insanın olduğunu görüyoruz. Zaten yazmışız burada PKK demişiz, YPG. Bir de tabii yoğun insani göç hareketlerinden bahsetmek lazım. Suriye Savaşı'nın gelişim süreci içerisinde ortaya çıkan önemli bir boyut. 2011'in ortalarında istikrarsızlığın artmasına paralel çok küçük çapta insani göç hareketleri, Türkiye'ye, Hatay'a gelen 200-300 kişilik küçük gruplarla başladı. Gelişim süreci içerisinde iç savaşın uzaması, istikrarsızlığın artması ve ekonomik durumun özellikle kötüleşmesine paralel olarak inanılmaz boyutlara ulaşan ve siyasi tarihte belki de nadir görülen çapta göç hareketlerine sahne oluyor. Şu anda Türkiye'deki sayı 3,5 milyon resmi olarak aştı. İşte 1 milyona yakın Lübnan'da var,
600-700 bin civarında Ürdün, 250 bin civarında Irak'ta, Avrupa'da 1 milyonu aştı, işte Kuzey Afrika'da Mısır başta olmak üzere 200 bine yakın Suriyeli var. Dünyanın birçok bölgesine yayılmış Suriyeliler söz konusu. İç savaş öncesi 23 milyon dedik. Yanılmıyorsam 6-7 milyonu buldu ülke dışına göç eden ve 6-7 milyonu da ülke içerisinde daha güvenli alanlara göç eden insanlar var. İşte toplamda baktığımızda bir de tabii hayatını kaybeden, işte halen akıbeti bilinmeyen yüz binlerce insanı düşündüğünüzde nüfusun yarıdan fazlası, 23 milyonun yarıdan fazlası doğrudan etkiye maruz kalmış. Yani onun dışında tabii bütün insanlar etkilendi ama doğrudan ya hayatını kaybetti ya evini terk etti ya da akıbeti bilinmeyen bir durum söz konusu. Ve birçok uluslararası literatürde çözümü en zor, siyasi tarihin en karmaşık sorunlarından biriyle karşı karşıyayız. Bunun da temel nedeni ulusal aktörler var, çok parçalı, kendi içinde rejim diyorsunuz, rejim kendi içinde çok parçalı, muhalifler diyorsunuz parçalı, terör örgütleri var, etkili, PKK-YPG bir alanda, dış etkiye baktığımızda, dış aktörlere baktığımızda bölgesel güçlerin müdahalesi var, Türkiye içeride, İran içeride, yakın zamanda etkisini kaybetti ama Körfez ülkelerinin önemli bir etkisi vardı. Bölge ülkelerini bir tarafa bırakın, süper güçlerin doğrudan müdahil olduğu, Amerika'nın, Rusya'nın askeri varlığının olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu kadar farklı çıkarların tek bir potada eritilmesi ve bir çözüme ulaşılması son derece zor. Çok karmaşık bir meseleyle karşı karşıyayız. Ben, suyum varmış. Biraz daha son duruma bakacak olursak, bu yine bulabildiğim en güncel şekilde Suriye'deki güç dağılımını yansıtan grafik. Çok kabaca arkadaşlar, artık üçlü bir yapılanmaya doğru gittiğimizi söyleyebiliriz Suriye'de. Yani iç savaş sona ermedi ama son aşamasına geçildi. Bundan sonraki, bu yine ben kendi analizim olarak ifade ediyorum, artık çok yoğun proxy savaşlarından ziyade Suriye'deki sıkıntıların, egemenlik sorunu meselesinin daha çok diplomatik ve siyasi yollarla çözüldüğü bir aşamaya doğru geçiliyor. Neden? Çünkü artık Suriye muhalefeti büyük ölçüde küçük bir alana hapsedilmiş durumda. Burada iki parti renginde gösterilmiş ama İdlib birisi, ülkenin kuzey batısındaki ve diğeri de Türkiye'nin Türk ordusunun kontrolü altındaki Afrin'den Cerablus'a uzanan mavi bölge. Suriye bütün muhalefeti bu alana sıkıştırılmış durumda. Bu nasıl oldu? Astana süreci biliyorsunuz, Rusya ile İran'la birlikte geliştirilen bir süreç kapsamında çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmuştu. Ülkenin farklı bölgelerinde daha sonra Rusya bu işte Dera'da, Doğu Kuta'da, ama Humus'ta bu muhaliflerle gerçekleştirdiği müzakereler neticesinde ateşkes anlaşmaları imzaladı. Bütün silahlı unsurlar İdlib'e sürüldü. Hepsi orada şu anda. Ve bu şu anda tam günceli de yansıtmıyor. Yani buralar tamamen rejim oldu. Şurada Tanaf'ta bir Amerikan üssü var, orası kaldı. Buralar IŞİD bölgeleri halen, bu da küçüldü, şurada çok küçük bir alana kaldı. Dolayısıyla karşımızda üçlü bir yapı. Rejim bölgesi, Türkiye'nin nüfuzu altında muhalifler bölgesi ve Amerikan nüfuzu altındaki YPG bölgesi. Bir dördüncü cephe olarak, aktör olarak belki bir artık piyondur ama buralarda IŞİD'den de bahsedebiliriz. Ama çok önemli bir aktör olma özelliğini kaybetti. Rejim iç savaşın başındaki beklentilerin aksine öncelikle savunma aşamasını başarıyla geçti. Daha sonra özellikle Rusya'nın ve İran'ın desteğiyle saldırı aşamasına geçerek gücünü önce konsolide etti ve daha sonra iktidarını Suriye topraklarının geniş alanlarına yaymayı başardı. Muhalifler güçlüydü ilk aşamada, çok geniş bir alanda kontrol sahibiydi. Ama biraz önce bahsettiğimiz
nedenlerden ötürü birlik sağlayamadılar. Zaman içerisinde özellikle Batı'nın Suriye Savaşı'nın ilgisini kaybetmesi ve Suriye'deki önceliğinin IŞİD'le mücadele, yeni göç akınlarının önlenmesi olmasına paralel muhaliflere olan destekleri de azaldı. Giderek kontrol alanlarını kaybettiler. Şu anda da gördüğünüz gibi ülkenin kuzeybatısına sıkışmış durumdalar. IŞİD iç savaşta bir dönem en güçlü aktörlerden biriydi rejimden sonra. Biraz önce Bilgoy Hoca derste anlatmıştır işte bu El-Kaide'nin gelişimi, Irak El-Kaide'si, daha sonra Suriye'ye gönderilmesi. İşte Suriye El-Kaide'si önce Nusra Cephesi olarak kuruluyor ama daha sonra Irak El-Kaide'si Nusra ile birleşip IŞİD'i kurduğunu açıklıyor ama Nusra Cephesi'nin bir kısmı IŞİD'e katılmayı kabul edip bir kısmı halinde biz Nusra Cephesi olarak El-Kaide liderliğine bağlı olarak savaşmaya devam edeceğiz diyor. Ki bu Nusra Cephesi daha sonra Hayat Tahrir El-Şam, HTŞ adını alarak faaliyetlerine devam etti. Şu anda da İdlib'de en güçlü örgüt olarak varlığını devam ettiriyor. Ama IŞİD o kısımda işte buradan Azaz'dan hiçbir zaman alamadılar ama Elbap diyelim, Cerablus oradan başlayarak Mürbüç, Suriye'nin doğusu, çölleri, kuzey doğusunda çok geniş alanları kontrol eden bir aktör olmayı başarabilmişti. Savaşçı sayısı inanılmaz boyutlara ulaşmıştı ve dünyanın o dönemki raporlara göre en zengin terör örgütüydü. Çünkü işte El-Kaide'den farklı olarak devlet aklıyla hareket eden bir örgüt. İşte kontrol ettiği bölgedeki insanlardan vergi alıyor, topluyor, sınır geçişlerinden vergi alıyor. Ve en önemlisi Suriye'nin doğal kaynaklarına hükmettiği için önemli bir gelir sahibiydi. Ama daha sonra Amerika YPG ittifakı sonrasında gördüğünüz Suriye'nin doğusundaki küçük ceplere sıkışmış durumda. Burada bahsetmemiz gereken son aktör, en çarpıcı aktör sarıyla gösterilen YPG. YPG de PKK'nın 2003 yılında kongresinde alınan karar sonrasında Suriye kolu olarak PYD kuruluyor. Yani doğrudan PKK tarafından alınan kararı kurulmuş bir yapılanma. Ama o dönem, birazdan kısaca bahsedeceğim, Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyi olması nedeniyle Suriye içerisinde faaliyetlerine çok fazla izin verilmiyor. Ama 2011 sonrasında Türkiye'nin muhalifleri desteklemesine karşılık rejimin hamlesiyle PYD'ye alan açıldı Türkiye'yi cezalandırmak nedeniyle. Ve özellikle ilk başta Afrin, Kobane, ortadaki o küçük cepler, Türk nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerdeki yerlerde faaliyetlerine izin verildi ve daha sonra iç savaşın uzamasıyla birlikte rejim güçlerini biraz daha ortaya, güneye kaydırmak zorunda kalınca buralardan çekildi ve YPG, PYD'nin silahlı kanadı YPG tek bir kurşun atmadan yaklaşık ilk aşamada 2012 Mayıs'ında tek kurşun atmadan yanılmıyorum değil mi? O tarihlerde o bölgelerde 6-7 yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdi. O dönemde PYD'nin ifade ettiği üçüncü yol diye ifade ettikleri bir strateji takip ettiler. Dediler ki bu yaşanan iç savaş, Arapların kendi içerisindeki bir iç savaş, biz buna katılmayacağız. Kendi bölgelerimizde gücümüzü konsolide edeceğiz. Hem ekonomik yapımızı kuracağız, siyasi, sosyal yapımızı kuracağız, bir yandan da askeri olarak güçleneceğiz dediler. Ve çatışmanın olabildiğince dışında kaldılar. Çok başarılı bir şekilde bunu takip ettiler. Tabi burada dönüm noktası YPG açısından Kobane, Aynel Arap'taki IŞİD'le mücadelesi oldu. IŞİD'in dünyada öncelikli tehdit haline gelmesi ve YPG'nin Kobane'de bu örgütle sürdürdüğü mücadele Amerika'yı YPG'li ittifaka itti. Burada bir başarı sağlandı. Ve bu başarı bir anda Amerika ile YPG arasında çok daha derin ilişkilerin, ittifakın oluşmasını sağladı. Çok küçük alana sıkışmış olan YPG o dönemde bir anda Amerikan hava desteği altında önce Kobane ve çevresini kontrol ettikten sonra şu anda gördüğünüz Suriye'nin neredeyse üçte birine varan ve daha önemlisi Suriye doğal kaynaklarının %60-%70'inin bulunduğu Fırat'ın doğusundaki alanları kontrol etmeyi başardı. Bu alanlar hem doğal gaz, petrol açısından zengin, hem Suriye'nin en verimli tarım alanları, hem de su kaynakları, elektrik kaynakları açısından son derece zengin bölgeler. Amerika'nın bölgede
tesis diye bir üst demeyelim ama 15'in 20'ye yakın ifade edilen üssü veya tesisi bulunuyor. 2000 civarında Amerikan askeri de bu bölgede bulunuyor. Tabii belki burada işte Türkiye'ye geleceğiz ama yani Türkiye'nin işte bu şu anda Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesindeki varlığı biliyorsunuz esasında YPG'nin Amerika desteği altında Münbiç'e ilerlemesi, Elbap'ı almaya ramak kalması öncesinde Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirilmesini engellenmişti. Yani Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı şu anda muhtemelen Kuzey Suriye'nin tamamında o Türk nüfuz alanında alanında içeren hatta bir bölgeyi kontrol edecekti. Afrin'e ulaşma ve bu coğrafi anlamda bütünlüğü sağlama çabası vardı YPG'nin. Fırat Kalkanı ile bu engellenmiş durumda. Evet, biraz vaktimizi yavaş, yani soru cevapla çok fazla vakit kalmayacak. O yüzden hemen biraz da Türkiye'den bahsedip bitirelim arkadaşlar. Sorularınızı alalım. Çok kısaca arka plan verecek olursak Türkiye-Suriye ilişkilerinde 2011 öncesinde yani Suriye bağımsızlığını kazandıktan sonra genel anlamda nasıl bir ilişki hakim taraflar arasında? Daha sorunlu ilişkiler, daha çok tehdit algılamasına dayalı ilişkiler var. Bu sorunun alanlarının ne olduğunu sorarsam ne dersiniz? Türkiye-Suriye arasındaki yapısal sorun alanları. Su meselesi bir, iki, Hatay. Bir üçüncüsü var 80'lerden sonra eklenen. PKK meselesi. Yani hep bu Suriye ilişkilerde dile getirilen üç başlıktır. Aynen Lübnan gibi veya işte başta ifade ettiğim o büyük Suriye ya da Şam coğrafyasının bir parçası olarak görüyor Hatay'ı ve kendisinden koparılmış bir parça hiçbir zaman Türkiye'ye ait olduğunu kabul etmediler. Bu her zaman sıkıntı yarattı. Yine suyun, Fırat'ın kaynaklarının paylaşım konusunda yaşanan sıkıntılar ve 80'lerden sonra bunlara bağlı olarak PKK'ya verdiği destek Şam yönetiminin ikili ilişkilerde hep tehdit algılamasına dayalı bir nitelik arz ediyor. Tabii iki kutuplu dünya düzeni sırasında Türkiye'nin daha çok Batı İttifakı, NATO içerisinde yer alması, Şam yönetiminin Rusya ile, Sovyetlerle yakınlığı, yani farklı kutuplarda yer alması da bu sorunlu ilişkilerde önemli bir faktör. Buradaki kritik değişim ne zaman oldu? Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması. Daha sonra biz bir sene sonra 99'da Adana Mutabakatı'nın imzalanmasıyla Adana Mutabakatı iki ülke arasında teröre karşı işbirliğini öngörüyor. Ve bu tarihten sonra çok hızlı bir şekilde ilişkilerin geliştiğine şahit olduk. 2000 yılında işte ilk kez o dönemin Cumhurbaşkanı Nevdet Sezer Hafızezad'ın cenazesine katılıyor. Tabii yine kritik dönüm noktalarından biri ilişkilerde 2002 AK Parti'nin iktidara gelmesi, işte bu komşularla sıfır sorun politikası ve Türkiye'nin Orta Doğu'da proaktif bir dış politika izlemesini savunan yeni yaklaşım çerçevesinde Suriye çok kritik bir önem kazanıyor. Hızla ilişkiler geliştiriliyor ve en son biliyorsunuz Erdoğan'la Esad arasında o çok yakın, samimi ilişkilerin olduğu dönem ve vizeler kaldırılıyor iki ülke arasında. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurularak çok boyutlu, çok derin ilişkiler kuruluyor. 2011 yılında Suriye'ye ayaklanma sıçradığında Türkiye'nin ilk tepkisi tabii o geçmiş 10 yıllık dönemdeki yakın ilişkilere paralel olarak Suriye yönetiminin bu krizi siyasi yollarla aşabileceğine yönelik bir düşüncesi var. Bu dönemde Batı biraz daha, özellikle Amerika daha agresif, rejimin meşruiyetini kaybettiğini iddia ediyor ama Türkiye biraz kalkan rolü oynuyor. Hayır, Suriye yönetimi bizim de rolümüzde bu süreci reformlar yaparak aşabilir düşüncesi içerisinde. Ama zaman içerisinde ki bu da çok fazla uzun sürmüyor, 6-7 aylık sürecin sonunda ve burada dönüm noktası dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Şam'da Beşer Esad'la gerçekleştirdiği uzun görüşme. Bundan sonra alınan bir kararlar listesi
ve bu yol haritasının uygulanmaması neticesinde artık Ankara, Şam'ın bu ikna yoluyla, angajmanla değiştirebileceğine olan inancını tamamen kaybediyor. Ve bu görüşmeden sonra artık baskı ve izolasyon politikası başlıyor. Bu dönemde Türkiye, Şam karşıtı bütün diplomatik, ekonomik, siyasi, askeri girişimlerin destekçisi, hatta kimi zaman öncüsü konumunda. Yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, uluslararası BM nezdindeki bütün Şam yönetimi karşıtı girişimlerin yine baş destekçilerinden biri olan Türkiye. Ve en önemlisi açık kapı politikası uygulanıyor. Yani sivillerin geliş gelişinde hiçbir sıkıntı yaşamıyor ama onun ötesinde işte Özgür Suriye Ordusu'nun kurulması gibi veya Suriye içerisine yönelik bütün askeri faaliyetlerin de rahatça yürütülmesi açısından Türkiye üst olarak Suriye muhalefetine desteğini veriyor. Zaten Suriye siyasal muhalefeti de benim de katıldığım birçok kongre neticesinde işte Antalya sonrasında İstanbul'da Suriye Ulusal Konseyi adıyla kuruldu biliyorsunuz. Yine askeri muhalefette yine Hatay'da sınır bölgesinde kuruluyor. Bu döneme baskı ve izolasyon politikası dedik ve üçüncü dönem olarak adaptasyon dönemi dedim. Adaptasyon derken şunu kastediyorum. Burada Suriye İç Savaşı'nın niteliğini değiştiğinden bahsettik. İşte demokrasiydi, sonra mezhepsel bir iç savaşa dönüştü. Ulusal bir sorundu, bir anda bölgesel, küresel bir soruna dönüştü. Terör örgütleri güçlendi. Türkiye açısından çok kritik bir konu olan ve Türkiye sınırında egemenlik iddiasında bulunan iki tane terör örgütü, PKK ve IŞİD ortaya çıktı. İşte yoğun göç hareketleri yaşandı. Bütün bunlar tabii Türkiye'nin Suriye algısını kökten değiştirdi. Ve bu üçüncü döneme de 2014 sonrası yavaş yavaş yaşanan Türkiye'nin Suriye politikasında yaşanan değişime de adaptasyon. Yani Türkiye'nin bu yeni, tüm Suriye'nin değişen gerçekliğe göre kendi politikasını adapte etmeye çalıştığı dönem olarak ifade edebiliriz benim tanımlamamla. Ve bu adaptasyon döneminde Türkiye'nin Suriye politikasında, bu halen de geçerlidir arkadaşlar, birkaç öncelik var. Artık tabii ki Şam yönetiminin, rejiminin, bazı iktidarın değişmesi halen bir öncelik ama birinci öncelik değil. Daha çok terörle mücadele, burada da parantez içinde gösterilen unsurlarla mücadele öne çıkıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasal birliğinin sağlanması, korunması yine önemli. Sınır güvenliği daha çok ön plana çıkıyor. İşte bu yabancı terörist savaşçılar, yoğun göç insan hareketleri, Türkiye'nin kendi siyasi, ekonomik yapısına zarar veriyor, tehditler oluşturuyor. Dolayısıyla bunu sağlamaya dönük çabalar söz konusu. Bu anlamda neler yapıldı mesela sınır güvenliği açısından? Şu anda biliyorsunuz sınırın tamamı duvarlarına örülmüş durumda, yakında %100'ü tamamlanacak. Bütün teknolojik imkanlarla sınırı kontrol etmeye çalışan bir Türkiye ve tabii mülteci, yeni mülteci akınlarını önlemeye çalışıyor Türkiye'de. Sayının inanılmaz boyutlara varması, bunun da Türkiye içerisindeki yansımalarıyla mülteciler, aynen Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de bir kaygı unsuru. Tabii Batı'dan çok daha farklı bir bakış var mülteciler konusunda ama yani şu anda büyük sıkıntı yok ama yeni göç akınları da artık Türkiye istemiyor. Hatta mümkünse Suriye içerisinde koşullar, uygun koşullar oluşturup Türkiye'deki Suriyelilerin en azından bir kısmının geri dönmesini sağlamaya çalışıyor. Tüm bu öncelikleri hayata geçirmek için tabii Türkiye'nin Suriye bakışına daha güvenlik merkezli bir bakış hakim oldu. Askeri müdahaleyi önceleyen, zaman zaman tek taraflılığı hayata geçiren bir Türkiye. Bu noktada neler yapıldı arkadaşlar? Yani askeri müdahale dediğimizde işte daha çok o PKK'nın kurmaya çalıştığı koridoru engel olabilmek açısından Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Tabii bu yapılırken tek motivasyon coğrafi, PKK'nın coğrafi bütünlüğünü engellemek değil, IŞİD'i bir kere Türkiye'nin sınırlarından uzaklaştırmak ki o dönemde hatırlarsınız IŞİD kilise özellikle havan toplarıyla sürekli vuruyordu, sivil kayıplar oluyordu. Yani bütün bu terör tehdidini esasında bertaraf etmek için kullanıldı. Sınır güvenliği açısından. Çünkü karşıda kamu otoritesi kalmadığı için, terör örgütlerinin kontrolü olduğu için bunun Türkiye içerisinde güvenlik olumsuz anlamda yansımaları oluyordu. Sınır güvenliğini sağlamaya çalıştı. Mülteciler, yine bir başka önceliği de, mülteciler konusunda da
Türkiye önlem alabilmek açısından bu askeri operasyonu gerçekleştirdi. Çünkü Türkiye burada bir güvenli bölgeye oluşturabilirsem yeni göç akımlarını burada karşılarım ve hatta geri dönüşleri sağlarım dedi ki bu doğrudur. Fırat kalkanı daha sonra Zeytin Dalı ile o alan genişletildi. Suriye içerisinden yeni göç dalgaları artık buralara yerleştiriliyor. Türkiye'ye gelmiyor. Hatta gönüllü geri dönüş projesi programı kapsamında 250 bin, 60 bin civarında verilen resmi rakam Suriye'de şu anda bu bölgelere geri döndü arkadaşlar. Evet, Suriye'de son durum genel olarak 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Ama dediğim gibi artık yavaş yavaş güç dengesi oturmaya başladı. Bundan sonrası artık bir tarafta Amerika'nın, bir tarafta Türkiye'nin doğrudan askeri varlığının olduğu bölgeler. Bundan sonrası artık bir savaş yoluyla değil, çünkü savaş demek artık rejimle muhalifler arası bir mücadeleden ziyade doğrudan devletleri karşı karşıya getirebilecek bir riski içinde barındırıyor. Zaten Türkiye'nin Rusya ile geliştirmiş olduğu işbirliği sayesinde de bu devletler arası karşı karşıya gelme riski büyük ölçüde ortadan kaldırılmış durumda. Diğer taraftan Suriye'nin doğusunda Amerika çok büyük bir askeri varlığı olmasa da yani Amerika'nın caydırıcılığı nedeniyle askeri bir mücadeleden ziyade daha uzun vadede diplomatik yollarla çözülmesi beklenen bir sorun alanı olarak karşımızda. Çok kısaca bu da son olarak hazırladığımız bir orsam olarak hazırladığımız bir infografikti. Dediğimiz gibi bütün muhalefet İdlib'e sıkışmış durumda. Bütün bu 7-8 yıllık iç savaşın toplandığı bir alan, bütün silahlı, sivil unsurların bulunduğu bir alan. 3,5 milyona varmış durumda. İç savaş öncesi 1,2 civarında bir nüfusu vardı. 3,5 milyona ulaştı iç göçler neticesinde. Çoğunluğu yerlerinden edilmiş insanlar. Bunun dışında askeri yapıya baktığımızda da yani bizim tahminimiz 80 binler civarında toplam savaşçı. Bunların içerisinde işte 4 kabaca 4 yapılanmadan bahsediyoruz. Ulusal özgürleştirme cephesi dedik. Bunun içerisine bakarsanız grupları orada görüyorsunuz. 15 gruptan oluşuyor. Türkiye'nin desteklediği ılımlı kampı gösteriyor. Bunlar sayı olarak bakıldığında çoğunluğu teşkil etse de hem kontrol edilen alan hem de güç itibariyle hala hayata ve yaşama karşı bir denge oluşturamıyor. Çünkü bunlar dediğim gibi sayıca fazla ama kendi içlerinde bir birliktelik söz konusu değil. Her ne kadar Türkiye'nin birleştirme çabası olsa da. HTŞ, El-Kaide'ye bağını kopardığını açıklayan ama halen Türkiye dahil olmak üzere Batı tarafından, Rusya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hayat Tahrir el-Şam grubu. Bu da 12.014 bin dedik ama sayıları giderek azalıyor. Bu İdlib'in en stratejik bölgelerini, daha geniş alanlarını kontrol eden yapı konumunda. Diğer taraftan HTŞ içerisinden ayrılan daha çekirdek el-Kaideci unsurlar, Hurasettin grubu ve onunla ona eklemlenmiş diğer yabancıların özellikle Orta Doğu kökenli yabancı terörist savaşçıların oluşturduğu Hurasettin grubu ki şu anda El-Kaide'nin gerçek temsilcisi bu yapılanma. Hiçbir çatı yapılanma içerisine girmeyen ama zaman zaman sahada farklı aktörlerle ittifak yürüten bağımsız gruplar ki bunların en büyük işte Çin'den gelen Uygur Türklerin oluşturduğu Türkistan İslami Partisi veya Özbekler İmam Buhari, Kafkasya'dan Çeçen savaşçıların oluşturduğu, Kafkas gruplarının oluşturduğu bazı bağımsız gruplar. Evet, ben burada bitireyim arkadaşlar. Zaten yavaş yavaş şeyin de sonuna geldik ama sizin sorularınız varsa onları alalım ve bitirelim. Evet. Hocam, ben daha çok hani gelecek yönelik bir soru soracaktım ama şimdi Türkiye'nin bir savı vardı daha önceden bu PKK ile DAEŞ üzerinde. Amerika mesela söylemiş oldu. Bir terör örgütüyle mücadelede başka bir terör örgütü kullanılamaz diye. Evet. İdlib'de de El-Nusra sonra adını değiştirdi. Hedi Tahrir Şam yaptı. Ve şu an o İdlib'in hani kontrolü de Türkiye ölçülüğünde.
oluyor. Orada bir güvenlik hattı falan mesela oluştu. Buradaki gruplar, yani özellikle Henry Tahrir Şam özelinde mesela söylüyorum. Olası bir Tel Rifat, Rakka ya da Münbiç operasyonlarında Suriye Özgür Ordusu çatısı altında bir mücadele gelişirse ve bundan sonra da orada da Amerika ya da Avrupa basını Türkiye mesela böyle böyle bir savunma siz aynı şeyi yapıyorsunuz derse Türkiye'nin bu konudaki nasıl bir cevap verir? İkinci sorum. Cevap veremez. Yapmaz mı? bunu Türkiye yapmaz yani. YTŞ zaten Türkiye tarafından şu anda terör örgütü olarak ifade ediliyor. Senin dediğin gerçekleşmesi mümkün olmayan bir senaryo. Yani peki, Türkiye terör örgütü olarak ifade ettiği grupla birlikte işte Tel Rifat dediği arkadaşın biz şu Halep kuzeyinde kalan çok küçük yerine geliyor sarı bölge. Oraya bir ortak operasyon veya doğuya mümkün değil. Türkiye ile YTŞ arasında çok kısaca ifade edeyim. Şimdi Astana süreci arkadaşlar Türkiye'nin yani şöyle ifade edeyim. Türkiye'nin Suriye'de iki tane büyük önceliği var. Birisi PKK ile mücadele çok açık ara önde. Öncelikle bunu ortadan kaldırmak istiyorum ama diğer taraftan geçmiş 7-8 yılda takip ettiği şekilde Suriye muhalefetinin de kabul edebileceği bir siyasi çözüm bulmak istiyor. Yani muhalefete bir çıkış, halka muhaliflere, silahlı muhaliflere bir çıkış sağlamak istiyor. PKK ile mücadele açısından Batı bir sorun kaynağı, sorunun kaynağı çünkü destekleyen konumunda. Bu açıdan Rusya ile İran ittifak geliştirerek PKK ile mücadelesinde özel önemli kazanımlar elde etti. Ama siyasi çözüm açısından bakıldığında da Türkiye'nin İran ve Rusya ile pozisyonu örtüşmüyor. Bu açıdan da Batı ile daha çok yakın bir pozisyonda. Ama şu anda PKK çok öncelikli olduğu için Türkiye Astana'da Astana'ya çok büyük önem veriyor. Astana'nın da temel mantığı şu, diyor ki Rusya İran, radikallerle Türkiye'de bunu destekliyor. Radikalleri ve ılımlıları ayrıştıralım. Ilımlılarla bir siyasi çözüme varalım. Radikalleri de elimine edelim. Bunun misyonu da Türkiye'ye yüklendi. Rusya buhar yapalım dedi yani. 12-14 bin kişiyi nasıl mesela buhar yapmayı düşünüyor? İşte o Türkiye'nin misyonu. Şimdi Rusya diyor ki veya rejim bu radikal ılımları çabuk elimine edin veya konteyner, sınırlandır, bitir gibi ve daha çok askeri yöntemleri kullanıyor. Türkiye de diyor ki, bu İdlib'de diyor 3,5 milyon insan var. İşte biraz önce gösterdim grafikte. Tamam, ben de kabul ediyorum burada terör grupları var 10 bin civarında falan ama genele bakarsan burada Astana'nın da parçası olan ılımlı muhalifler çoğunluğu oluşturuyor. Dolayısıyla sen buraya bir müdahale gerçekleştirirsen bütün halkı ve bütün ılımlı muhalifleri cezalandıracaksın. Bana zaman tanıyın. Ben zaman içerisinde bu ayrımı gerçekleştiririm ve zaman içerisinde de radikalleri zayıflatırım. Gerçekten de Astana sürecinin başından bu yana bakıldığında bu ayrım giderek keskinleşti. Ki mesela Burasettin'in ayrılması bunun bir örneğidir. O çekirdek el-kaideci, yabancı terörist unsurlar örgütten ayrıldı. İşte Heyet Tahrir Erşan'ın savaşçı sayısı giderek azalıyor. Diğer ılımlı cephe, Ulusal Özgürleştirme Cephesi adı altında birleştirildi bir daha bütüncül bir yapı, cephe oluşturulması sağlandı. Dolayısıyla Türkiye diyor ki ben bunu zaman içinde çözeceğim. Ve çözme yolunda da ilerliyor. İşte güneydeki operasyonlar bitince, Dara'daki operasyon bitince sıranın İdlib olacağı düşünülüyordu. Artık rejim ve Rusya desteği altında buraya girecekti ama Türkiye burada büyük bir diplomatik başarıyla Rusya'yı ikna etti. Bunun nedenlerini tartışmaya gerek yok. Benim bu konuda bir yazım çıkmıştı. Siteye bakabilirsiniz. Hangi nedenlerle Rusya anlaşmaya yanaştı. En nihayetinde yanaştı ve Türkiye burada biraz daha zaman kazandı. İdlib'i kendi içinde dönüştürecek Türkiye. Buhar olmayacak bu unsurlar. Ama zayıflıyorlar. Bunların buradaki bu yabancı özellikle Çeçen, Orta Asyalı Uygur bunların da kaynak ülkelerine dönmemesi konusunda herkesin bir isteği var. Türkiye bu sorunu bir şekilde kendi askeri, istihbaratı, STK, devlet kapasitesiyle bu bölgede bu sorunu çözecek gibi gözüküyor. Ama hiçbir zaman senin dediğin gibi bu unsurlarla
ittifak edip birlikte bir operasyon yapması mümkün değil. İkinci sorun vardı. James Jeffrey, Ankara eski büyükelçisi, aynı zamanda şu anda Suriye özel temsilcisi şu anda Amerika'nın. 2,5 hafta önce Fransa'da bir demeci vardı. Türkiye ile tırnak içerisinde Kürtleri arasında bir orta yol bulunacak, bir barış olacak. Hani bizim Kürtlerle bir sorumuz yok, YPG'yi katledik tabii burada. Ve onun açıklamasından sonra da bu İran'a karşı ambargodaki Türkiye'nin kısa süreliğine de olsa bir muafiyet söz konusu oldu. Aynı zamanda 3 tane teröriste para ödülü konuldu. Ben bunun arkasının Halk Bankası Hakan Ötülü olayında sıra sıra geleceğini hani düşünüyorum ve hani küçük küçük tavizler değil mi, iyi ilişkiler. Bu noktada en son nihai hedef Amerika, Türkiye bu ufak ufak iyi ilişkilere bile kulak tıkarsa, kulak arkası yaparsa bir tehdit unsuru olarak hani ne öne sürebilir? Çünkü Fırat'ın doğusuna kesinlikle ve kesinlikle geçilmemesi konusunda Amerika'nın büyük bir isteği söz konusu. Münbiç'i vereyim diyor, Fırat'ın batısını vereyim diyor ama tabii daha direkt söylemiyor da hani Fırat'ın doğusunu bırakmak şartıyla. Biz Fırat'ın doğusuna geçebilecek miyiz bu? Tamam. Yani şunu anladım ben. Amerika böyle ufak ufak bir parmak bağlı çalışıyor. Bizi Suriye'nin doğusu konusunda ikna etmeye çabalıyor. Bunu kabullendirmeye çalışıyor. Yani katılıyorum. Esasında sorunun içinde zaten sen yanıtını da verdin. Amerika şimdi burada bir bölge inşa etti. Bunun başlangıcı şiddetle mücadeleyle başladı. Ama sonucunda nihayetinde bir gerçeklik ortaya çıktı. Fiili anlamda bir bölge, Amerikan nüfuzu altında, YPG kontrolünde bir bölge. YPG'nin de zaten PKK'nın kolu olması itibariyle ayrılıkçı talepleri var. Tek taraflı olarak işte kantonları ilan etti, sonra Kuzey Suriye, sonra Kuzey Suriye ve Doğu Suriye gibi bir işte özel yönetim tek taraflı olarak ilan edildi. Amerika bu yapıyı nasıl ayakta tutarım, nasıl bu yapıya, bu fiili duruma siyasi statü veririm çabası içerisinde. Çünkü burası, yani burayı gerçekten bu bölgeye siyasi çözümle bir siyasi statü verebilirse, Amerika'nın üstleri var, çok stratejik bir bölge, işte doğal kaynaklar dedik. Türkiye'yi bir taraftan, diğer taraftan Irak-Suriye sınırını kontrol ediyor, İran'ı dengeleyebilmek açısından. Irak'la Lübnan arasında Amerika'nın yerleşebilmesi, İran'ın sınırlandırabilmesi açısından kritik bir bölge. Yani son derece önemli. Buranın hayatta kalabilmesinin tek bir şartı da Türkiye'nin buna ikna edilmesi. Çünkü sadece Türkiye karşı değil, İran'da karşı, Şam'da karşı. Şam her halükarda buraya geri dönmek istiyor. Özellikle kaynakları itibariyle ki zaten kendi toprağından ileride dönmek istiyor. Amerika'da tabii Amerika'nın buradaki çıkması Türkiye'yi belki Kuzey Irak'ta olduğu gibi yanına çekebilir, ikna edebilir. Ama buradaki sorun, burada ittifak ettiği gücün Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor olması ve hiçbir şartta buradaki YPG varlığının kabul edilmeyecek olması. Amerika senin dediğin gibi bir iyi niyet içerisinde. Türkiye Kuzey Irak'ta da bu şekilde itiraz etti. Ama zaman içerisinde kabullendi. Hatta bakın şimdi Erbil'le çok yakın ilişkileri var. Ama burada bence gözden kaçırdığı buradaki aktörlerin sınır aşan hedefleri olması ve Türkiye çıkışlı bir hareket olması ve en önemlisi Türkiye'nin en önemli ulusal güvenlik sorunu olan PKK'nın yönettiği, kontrol ettiği, komuta ettiği, ideolojik anlamda beslediği bir yapı olması. Buna hiçbir halükarda Türkiye'nin ben izin verebileceğini, bu iki yapının bir arada ortak bir arada yaşayabileceği bir formülün mümkün olmadığı, bir uzlaşmaz karşıtlık durumu söz konusu mümkün olmadığını düşünüyorum. Amerika'nın bu yaklaşımında bence son derece naif, mümkün değil. Türkiye Fırat'ın doğusuna geçecektir. Zaten işte Münbiç'te dediğin gibi bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Ama Türkiye, işte Erdoğan dedi ki, biz Münbiç'te artık vakit kaybetmeyeceğiz, oyalanmaya çalışıldığımızı farkındayız, artık gerçek stratejik tehdit olan alana yöneliyoruz dedi. Son haftalarda biliyorsunuz işte birkaç bölge bombalanıyor. Ama sorun şu, neden Fırat Kalkanı yapamıyoruz, Afrin yapamıyoruz? Çünkü karşımızda bir
süper güç var. Yani orada bir Amerikan askerinin hayatını kaybedeceği bir kaza yaşanması durumunda bunun bir uluslararası krize dönüşeceği, Türkiye üzerine bir baskıya dönüşeceği malum. Dolayısıyla Türkiye bu işi baskı yoluyla Amerika'yı ikna ederek çözmeye çalışıyor. Amerika da ters şekilde senin dediğin gibi YPG ile PKK'yı ayrıştırarak, ki PKK'lı liderlere, teröristlere o ödülün konması da o anlamda. Biz PKK konusunda yanınızdayız ama YPG başka. O ayrışımı sağlayıp Türkiye'yi yatıştırma derdi içerisinde. Bence başarısında mahkum bir süreç. Türkiye kademeli olarak bence Fırat'ın doğusuna baskısını arttıracak diye düşünüyorum. Tabii her halükarda yine Fırat'la adına Afrin benzeri bir kara operasyonu beklememek lazım. Bana soruluyor olur mu diye. İşte ben olmaz diyorum ama Türkiye sınır hattında şurada işte Kobani'ye başlayıp Tel Aviv çok kritik burada. Çünkü Arap yerleşimi olması itibariyle Türkiye'de Akçakale'de çok binlerce Tel Aviv hattının yaşıyor olması itibariyle çok daha kritik ve bu YPG'nin ilk başta ifade ettiği o üç kanton, ortadaki kantonla doğudaki kanton arasındaki coğrafi bağlantıyı kesecek olması açısından kritik bir yer. Tel Aviv üzerinde Rasadan, Ceylan, bunların karşısı bu bölgelerde Türkiye'nin giderek baskısını artıracağını düşünüyorum. Birkaç faktör Türkiye'den yana, bir coğrafya, bizim elimizde, bizim sınırımızda. İki, Türkiye'nin bedel ödeme kapasitesi çok yüksek çünkü sorunu bir yaşamsal sorun olarak düşünüyor Türkiye. Dolayısıyla bunu Suriye'de bir güç mücadelesinin parçası değil, PKK ile mücadelenin, Türkiye'nin beka sorununun bir parçası olarak görüyor. Gerekirse her türlü bedele ödemeye hazır gibi gözüküyor Türkiye. Üçüncüsü zaman Türkiye'nin beline. Yani Amerika burada ne kadar kalacak? İşte 5 yıl mı, 10 yıl mı? Türkiye burada hiçbir zaman bir yere gitmeyecek. Amerika ne kadar burada 2000 askeri üzerinden bu güce statü kazandırır, konsolide eder buradaki yapıyı, o da bir ayrı tartışma konusu. Ve diğer bir zayıflığı, bölgenin kırılganlığı, şurada işte arkadaşım daha iyi bilecektir, Kürtlerin yoğun yaşadığı yerler, başta bahsettiğim sınır hattındaki yer. Ama şöyle Rakka'ya biraz daha güneye indiğiniz anda, Deirezzor, Rakka tamamen Arap yerleşimleri. Ve tabii Amerika bu iki unsuru bir arada tutmaya çalışsa da yavaş yavaş ortak tehdidin, IŞİD tehdidinin ortadan kalkmasıyla Arap unsurlarla YPG arasında giderek daha görüş farklılıklarının ortaya çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Bu da yine Amerika'nın zorluğu, içeriden de kırılgan bir yapıyla karşı karşıyayız. Mesela Münih yine tamamen Arap yerleşimi her gün YPG'ye karşı işte gösteriler bölgede gerçekleşiyor. Mücahit Tizman. Hocam şimdi geçen hafta mecliste geçen bir konuşmadan aldığım bir bilgi de hangi meclis? Türkiye Büyük Meclisi. Hani birkaç milletvekilinin konuştuğu konuyu duymuş bulundum. Kilis bölgesinde Suriyelilerin ciddi anlamda milletvekili çıkartmak için nabız yokladığını konuşuyorlar. Suriyeliler mi? Evet. Milletvekili çıkartmak için. Evet. Sonuçta Suriyeli kökenli olan çok insan yaşıyor zaten. Evet. O tarz bir plan var. Sizce ilerleyen süreçte bu gerçekleşir mi? Hocam Türk vatandaşına geçiş süreci de var ya. Var. 50.000-60.000 civarında. 55.000 şu an. 6. aşamada beklenen kişi var. Ama şöyle arkadaşlar yani bu dediğine çok kısa vadeli bir yanıt vermeyeceğim. Şu anda Almanya'da Türk milletvekilleri çıkıyor mu işte Hollanda'da, Belçika'da? Ya çünkü beyni yıkanıp olmazsa. Ben şey olarak söyleyeceğim, bunu olması gerekir anlamında söylemiyorum. Ben size tahminimi söylüyorum. İleride Suriyelilerin, mültecilerin yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. %50'si, %60'ı Türkiye'de kalmaya devam edecek. Son rakam 250-300.000 Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı. Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Çocukken buraya geldiler, artık burada yetiştiler, büyüdüler ve şu anda yeni sistemle birlikte Türkiye'deki normal devlet okullarına gidiyorlar. Bildiğiniz diğer öğrencilerle birlikte okuyorlar, Türkçe okuyorlar. Şimdi birçoğu burada iş yeri açtı, evlendi. Şimdi beklenti en iyimser tahmin %50-60'ı, iç savaş sona erse, istikrar sağlansa bile burada kalacak. Şimdi burada bir Suriyeli diasporası gerçeğini
kabul etmemiz gerekiyor. Milletvekili çıkacak mı? Yani bu dediğin, senin dediğin belki gelecek seçimde işte iki liste orada burada olacak bir şey değil ama ileride yani Suriye milletvekilleriyle bence karşılaşacağız. Bu mümkün olabilir. Şu anki yapıyla bunu, bu mümkün değil. Yani arkadaşın ifade ettiği gibi 50-60 bin civarında Suriyeli vatandaşlık kazandı. Sınırda çok ünlülerden geçen... Kilise baktık, kilise çok çarpıcı bir örnek tabii. 80-90 bin nüfusu vardı, yerel nüfusu. Şu anda Suriyeli sayısı 100 bini geçti yani. 110 bin. He? 110 bin. 110 bin, yani Suriyeli sayısı daha fazla. İşte ben Reyhanlı'ya gittim geçenlerde. Suriyeli sayısı, yerel nüfusu geçmiş. Reyhanlılar'da işte dışa göç etmeye başlamış falan. Tamamen bildiğiniz Suriyeli bir kasabası. Dolayısıyla buralarda bu... yakın geleceğin olmasa da orta uzun vadenin gerçeği olacak. Bunu görmek lazım. Hocam peki toplumu buna nasıl hazırlayacağız? Yani siyasi olarak tamam olabilir, hani verici farklar da toplum bir Türkiye'den milliyetçilik diye yükselen bir şeydi. Nasıl olacak bu? Valla direkt mi yavaş yavaş? Hocamız da gelmiş. He tamam, Hasan Anad hocamız var, çok bekliyorum arkadaşlar. Yani Türkiye şimdi biliyorsunuz işte Kanada'ya oraya buraya 10 bin 20 bin gidiyor, ayağa kalkıyor. Hatta şimdi Avrupa'ya 1 milyon gitti, Avrupa medeniyetinin çökmesinden bahsediyor. Türkiye'nin tabii coğrafya, kültürel yakınlık, dinsel birlikteliği. Bununla birlikte bir konuyu işte ekonomik kapasitesi, coğrafyası, bir de 80 milyon nüfus var. Yunan'da 1 milyon var ama toplam nüfus zaten 3,5 milyon olunca 1 milyon oran çok fazla. Türkiye 80 milyon olduğu için yani absorbe edebilme kapasitesi Türkiye'nin daha fazla. Yaşanan olaylara baktığında tabii sıkıntılar var ama bunu bir şekilde Türkiye aşmayı başarabildi. Ama hükümet de bence bazı sıkıntıların olduğunun farkında. Yerelde birçok olay da var, rahatsızlık da var. Ben de saha araştırmaları yaptım. Entegrasyon süreci var ama hükümetin bakışı daha çok entegrasyona yönelik. Yani bunları artık bir gerçeklik, biz bunları kabul edip bu gerçeği, bu krizi bir fırsata dönüştürelim bakışı var. Sıkıntılar olacaktır. Yani işte atıyorum batıdaki örneklere baktığımızda entegrasyon süreci, sancılı süreç 10 yıllardır devam ediyor. Ama Türkiye'de de bu sancılı süreç yaşanacaktır. Ama bir şekilde aşılacaktır düşünüyorum. Dediğim gibi yani milliyetçiliği falan da körüklüyor. Birçok yerde daha çok ideolojik veya kimlikle ilgili sıkıntılardan değil, ekonomik temelli sıkıntılar da yaşanıyor. Birçok sorun var. Ama ben aşabileceğini düşünüyorum Türkiye'nin. İnşallah. Evet, bitirelim arkadaşlar. Hocamız geldi. Hepinize çok teşekkür ederim.